Cumhurbaşkanı Erdoğan. 31 Mart yerel seçiminin hem bir dönüm noktası hem de büyük zaferlerin habercisi olduğunu söyledi. Yolumuza yenilenmiş olarak devam edeceğiz dedi. Erdoğan, Beşiktaş'ta 29 çalışanın hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil. Aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır. Yerel seçimin bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yenilenme mesajı verdi. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, çok daha güçlenmiş, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle pekleşmiş bir şekilde devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizin zafer sancağını burca dikecek ve ardından gönül huzuruyla nöbeti sizlere devredeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye iftarında konuştu. Gündeminde İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen 29 işçinin öldüğü yangın faciası da vardı. Sorumluların peşindeyiz dedi. 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz. Erdoğan daha sonra da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları finaline katıldı. İsrail'in Gazze zulmüne tepki gösterdi. Gazze'li kardeşlerimizin tam 180 gündür maruz bırakıldıkları zulmü ve soykırımı anlatmaya artık kelimeler dahi kifayetsiz kalıyor. Küresel emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır.